Selamlar millet, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kaldığımız yerden teraraya devam ediyoruz. Goblinler birazdan saldıracak dedi. Ben de balıkçılık yapıyordum. Hemen dedim ki videoya gireyim. Bugün de sabahın 7'sinde video çekiyorum. Yetiştirebilmek için videoyu. Hemen sandıkları açarak video başlayalım. Biz buçuk para geldi. Bir şey alacaktık ama paramız yetmiyor diye hatırlıyorum. Ulan dayı. İnsan bir indirim yapar be. Ama yapmasına gerek yok şimdi. Parayı bulacağız. İki balık, iki mushroom. Ne yaptı bize? Çorba. Şimdi balığımızda mushroomumuz da vardır. Hayvanda mı? Aynen. Şimdi bunun denesini 8'e alıyor. Bunun denesini 2'ye alıyor. Hadi 3 de. Buna da 9 de. 12. Peki. Bunun 2 tanesi 44. Yani ne yaptı? 22'den alıyor. 10 silver bir oyunu abartacak kadar oynarsanız sonuç bu arkadaşlar. Sen de oğlum NPC'lerden ne istiyorsun? Onlar sana vurdu mu he? Biz bu şeyi yapmıştık değil mi? Aynen. Goblin elemanı almıştık. Bu videoda gideceğimiz yer orman. Ormanda bir iki münasebete gireceğiz. Oğlum şu kapıları kırmayın lan, koymakla ben uğraşıyorum. Ebilinci vuruyor. Ebilinci. Ebilinci vuruyor akladığımıza göre. Kadar. Tamam. Ben şu büyükleri kırıyor zannediyordum. Şu küçük şerefsizler kırıyormuş. Eğer küçük ve şerefsiz bir karakter varsa ilk onu öldüreceğiz. Mesela şu. O kadar çorba yaptık. İçelim ya. Tüm salaklar intihar edecek. Kapı açık. Bir daha kırarsanız kafanızı kırarım he. Yeter lan. Yediğin, pardon sabahın birisinde beni bağırttıracaksınız. Neredeyse temizledik ha. Daha boss arayacağız, boss bulacağız, boss keseceğiz. Şu an gittim hesapladım gençler. Benim ana dünyaya girdim, orada heykellere falan vardı bossların. 3 boss daha kesebiliyoruz hard mode'a geçmeden önce. Zaten biri hard mode'a geçmemizi sağlayacak. Onu da saymazsak şu an arı, slime, bir de şey kaldı. Birazdan gideceğimiz arı kaldı. Kalırdı arayacağımız arı kaldı. Arı sayesinde witch doctor gelecek. Witch doctor'la bu şey iyi anlaşıyor. Bizim ormana ev yaptığımız ablamız. Artık nene de oluyor. 100-500 yaşlarında falan da herhalde. Ana fark etmez. Her türlü abla. Cümleyi kuramadım. Aslında biz burada uğraşmak yerine şuraya arada kelebekler sıkışıyor, güzel oluyor da biz de sıkışıyoruz. Buraya çıkacağız. Aynen öyle. Aa, demonik bir şey verdi. Fıyyyy diye gidiyordu. Şöyle atacağım. Yemedi. Ha, demonik olması güzel. Bayağı bir gücü var.
Ben bunu bayağı beğendim. Bosslarda iş yapar mı bilmiyorum ama normalde iş yapıyor. Adam gitti ya lan. Adam bizi umursamadı. Ha, damage almayak dedik, onu da aldık. Neyse. Şunu da bir dahaki geldiklerinde daha fazla damage atmak için koyalım. Şimdi bizim bu dayı bize indirim az yaptığı için şunu satarken bize 22 veriyor. Ama aşağıdaki bizim dayı buna iyi para verecek. Bir de bizim buraya git gel yapacağımız zamanki masraflarımızı kısmak için bak 25 veriyor. Bundan bizde var. Bir de yukarıya bir tane koyacağız her yere gitmek için. 8.90 vereceğiz artık, yapacak bir şey yok. Yani pahalılık oyunu bile vurmuş ya. Şunu da bizim madenler şu tarafta olduğu için şöyle koyacağım. Şimdi istediğimiz her yere ışınlanabiliyoruz. Tak buradayım. Tak buradayım. Bakın burası benim en sevdiğim yer. Bu bir şekilde gitmiş odun bulmuş, bunları yapmış. Da böyle igloda takılıyor. Kamp ateşi var böyle, şuradan iglonun dumanı çıksın diye burada da su toplanıyor. Ya yani benim en sevdiğim yerlerden biri oldu. Buradaki ev de bir tık güzel oldu. Şuradaki çatıyı bir şeyle yaptım. Perspektifimsi bir şeyle. Bence burada güzel oldu. Şu dayı yerine başka bir dayı gelecek buraya. Maksimum indirimi alacağız. Şimdi de gene indirim güzel olmalı. Yok, 8.40. Bizim Forest'taki dayıdan iyi. Gelmişken biraz da balık için. Pardon, balık için şeyler toplayalım. Şimdi buradayken envanter de boş. Ha, bir de şunu yaptık ya gençler. Şimdi double jump yapıyoruz bununla. Bir de bununla uçuyoruz. Şu ayakkabıyla. Güzel oluyor. Valla bir yerden ha, şunu yaptık. Defans geldi, doğru. Defansım biraz yüksek geldi. Dedim ne oluyor? Galiba şu anda aşamayacağımız engel yok. Ama çıkamayacağımız yer var. Bir de gökyüzünde şeyler var gençler. Adalar var. Orada da item bulacağız. Buraya yakın bir yerden inelim. Burası iyi gibi. Buraya da yakın bir yer olsun da. Büyük ihtimalle şurayı ışınlanırız. Buradan hem şöyle gideriz hem böyle gideriz. Buraya da yakın olursa bakalım, toplanacak bir şey yok. Ya da iyice diplerinde olsun, buradan inelim. Gördüm, şu an bunları alalım. Buradan hafif sollu gideriz. Bayağı da topraklı buraya. Ya şeyin başından girdiğimiz için jungle'ın. Bayağı burada da bir forest var. Ama böyle iç içe gibiler. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bir yerden mağaraya gireriz. Oradan direkt jungle mağaralarına giriyordur. İşimizi çözer. Bakır bulduk ya. Ben hiç ses sevmiyorum bakır. Oyunun en dandik madeni ya. Bunun bir üstü tin var. Tin bile daha güzel yani. Videoda da bir şeyler gözüksün. Arada meşale atayım. Anda ilk mağaramıza geldik. Evet, ufak bir kesinti. Hemen devam ediyoruz.
Lan buralarda ne karışıkmış ya. Buradan bize şey çıkmadı. Maden çıkmadı. Güzel bir yer çıkmadı. O yüzden kazıya devam. Evet gençler, buraları gazdık da bir cacık bulamadık. Çok fazla şeydeydik. Bir oradan kaza kaza ilerleyeceğimize şöyle jungle'ın ortalarından bir yerlerinden dalsak daha çok iş yapar. Ya da aslında devam etsek zaten şuradan bir yerden kazmakla aynı şeye gelecek. Şuradan ineceğim şu anda. Biraz da aslında tam ortalarından insek. Şurayı gibi. Ya bunun da dezavantajı bayağı bir şey. Uğraştıracak bizi her gidip geldiğimizde. Ama şuradan dalalım. Meşalelerimizi eksik etmeyelim. Aslında Aura Light varmış. Night Vision da iş görürdü. Aura Light daha güzel, daha çok iş görür. Az önceki yere göre daha çok çamur var. O yüzden ormandayız kesin. De su sesi beni bayağı rahatsız etti. Şöyle kurtulabiliriz ondan da. Oradaki bloklara da çökelim. Birazcık şeyim dur bu konuda. Cimriyimdir. Blokların gitmesini sevmem. Evet, enemy sayısı bayağı yükseldi. Yakınlarda bir yerlerde maden var. Mağara var daha doğrusu.
Bakalım. Nasıl bir yermiş burası? Normalde daha erken gelmemiz lazım. Eğer kafanız sıkışıyorsa gençler, normalde geçebileceğiniz bir yer ama oyunun mekaniklerinden ötürü bizi kısıtlayan bir yükseklik olduğundan bu şekilde kendimizi serbest bıraktırabiliyoruz. Da bir yere bağlanmıyor gibi diyecektim. İnişimiz varmış. Bir de artık şehirde olduğu için, daha bir tık yüksekte olduğu için, o da bizi şeye götürüyor. Daha doğrusu burada yüzey yaratıklarını canlandırıyor. Underground'da bile varamadık ama sandık bulduk. Çok güzel. Daha fazla Auralight. Onları kullanırız. Mis. Gözümüzün önünü görmek için iksir kullanacağız. Güzel. Şeye geldik. Underground'a geldik. Bütün rapçilerin bulunduğu yer. Piranalar. Kaç hulkumuz var ya? Piranadaki hulka ihtiyacımız yok. Şimdi uzun arayışlara girişeceğiz. Bir arı kovanı bulmak için. Şimdi suyun şurada kesilmesi lazım. Öbürünün de şurada kesilmesi lazım. Yani. Suyun mekanikleri. Oyunlarda gençler, suyun mekaniğine hakim olmak çok önemlidir. Niye? Çünkü su hayattır falan diyoruz. Bu arayışın şey bir yeni yok bildiğim kadarıyla. Hızlı bir yönü. Ya buldunuz buldunuz. Bulamadıysanız aramaya devam. Ama belirli bir yüksekliği falan vardır büyük ihtimalle. Mesela Underground'da daha çok, işte Surface yakın daha çok falan diye ikisini açıp bakmadım açıkçası. Hep rastgele giriyorum, buluyorum, çıkıyorum. Ya, tahminimce Cavern'a kadar çıkıyordur. Olacağız lan. De gençler, bu şeyler yere değmediğiniz sürece sıfırlanmıyor. Ama hook'u şey atarsanız duvara vesaire, o zaman sıfırlanıyor. Tekrardan uçuşa geçebiliyorsunuz. Büyük mağara sistemine denk gelemedik. Ama bizi götürebilecek bir yere bulduk. Bir yere bulduk yalnız. Acil durmamız lazım. Güzel bir yer buldum. Şuradaymış. Üstüne son kalbi de buldum. Diye taktım bununla. Çamurdan mı yapılmış bu? Aynen. İnsan bir altından yapar be. Şatkan buldum. Şatkan da edebi adabı giyinmeyi iyi bilen bir abimizdir. Şöyle şunları sıralayalım. Depozitleyelim. Sandığa da çökelim, onu da verelim. Hatta meşaleye de çökelim. Tuğlalarına
Hatta duvarlarına da çökelim. Aslında altın olsaydı çökseydik daha güzel olurdu. Yolumuza devam edelim. Aslında yukarıda da bayağı altın var. Saat yapmak için de bana altın lazımdı. Stinger neydi? İğne. Güzel. İğneyle de yapılan bir şeyler vardı ama hiç aklıma gelmiyor şu an. Galiba bir kılıç yapıyorduk. Elimizdekinden iyi midir, kötü müdür onu bilmiyorum. Şimdi bakalım buranın en sağına gidelim. Sonra bir soluna bakalım. Ara kovanı bulabilirsek ne güzel. İskele de gidelim. Bir bakalım en sağda ne var. Bir yere bağlanacak mı? Bundan sonra kalpler bir işe yaramaz. Galiba dünyanın merkezine yolculuk yapıyoruz. Bayağı da bir geldik ha. Şimdi aynı yolları geri gideceğiz. En azından şeylerin yerini biliyoruz, buradakilerin yerini biliyoruz. Burayı biliyoruz az çok. Burayı öğrendiğimiz için çok da bir şey olmayacak. Bunları bulup gelip almamız. Şuradaki heykel miydi? Neyse. Bir de bu yolları geri gideceğiz. Burada bir yerde binmişiz. Anam. Ev gördüm. Sadece ormanın sandıklarında bulabildiğimiz şeyler var diye hatırladım ben. Önemsiyorum bunları. Güzel, şunun ayağı geldi. Ayağı geldi. Ne ayak yaptı be? Bunun ayağı sayesinde şunun ikisini birleştirebileceğiz. Aa, bir de bunu bulduk. Bu dediğim maden ayıtlama şeyi. Bu topladığımız silkleri miydi? Emin değilim. İsmi neydi? Aynen, silk blok olması lazım. Onları şu an madene çevirebileceğiz. Biraz para da ediyor. Hem bizi zengin edebilecek hem de bize maden sağlayabilecek bir arkadaş. Demişken biraz spor da toplayalım. Spor şart tabi. Hayat standartlarınızı yükseltir. Kalp ritmini düzenler. Aha. İki tane sandık hem de. Oo, bak. Bak, bu lazım. Bu bana lazım. Aglet'i takmam, onu takarım. Mouse'a sürekli tıklamaktan bıkmıştım. Güzel oldu bu. Bu da bizim tohumları falan toplarken, daha doğrusu bitkileri toplarken daha fazla tohum çıkarıyordu. Bir de sadece olmuşları toplamamızı sağlıyordu. Güzel bir alet. Edebi adabı giyinmeyi iyi bilen bir alet. Yine şunların duvarlarını çökelim. Bu eldiveni ileride upgrade. Kılıcım falan bayağı vurmasını sağlayacak bir alete. Çeşitliliği de oyunda çok fazla. Yani öyle böyle değil. Birçok şeyi elde edebiliyoruz. Daha birçok şeyi farklı şekilde elde edebiliyoruz. Ve oyundaki denge de bence iyi sayılabilecek seviyede. Oyundaki en iyi şeye sahip olmasanız bile o en iyiye yakın birçok şey var.
Mesela oyun sonunda size kılıç lazım. Şimdi oyunun güçlü 3-5 kılıcını birleştirip daha güçlü bir kılıç da yapabiliyorsunuz. Onu da kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde farklı bir kılıç yapıp da onu da kullanabiliyorsunuz. Ya da bulduğunuz güçlü kılıçları birleştirmek yerine onları da kullanabiliyorsunuz. Çeşitliliği de güzel bir şey. En azından oynarken. Aha, ağaç da bulduk. Güzel. Bir de bu ağaca yakın bir kovan. Tadından yenmez. Daha boss'a da hazırlık yapacağız. Oo, mis gibi. Şundan vardı zaten. Bir de odununu elde ettik. İhtimalle bunları satmam. Lazım olur diye. Bir de diğer tarafına gidelim şunun. Bir de şu an zehirliyor bunlar bizi. İleride bunlardan item düşecek. Master moda geçince. Pardon, hard moda geçince. Hard moda geçince. Ama zaten geldiğimiz yer buraydı. Vay arkadaş. Light bitmiş. Night Vision artı Aura Light şu an gündüz gibi görüyoruz ha. 10 numara oldu. Ara hala bulamadık ya. Biz bir yerlere damlamış bal bulursak o şekilde de ulaşabiliriz. Aynen. Hepsini fullemişiz. Şimdi bazı işsizliklere son vereceğim. Ve o şekilde aramaya devam edeceğiz. Bunları alabilirsek daha güzel olur. Şimdi şunları bir yapıştıralım. Quick Stack. Her şeyi depola. Anca bu kadar oluyor. Kaç tane ar var lan burada? Ha bir de şu zibidi var. Yine fırlatan. O kadar şeyin ardından Arm Dealer da geldi. Daha kaç tane silah bulmamı istiyordu emin değilim. Ve galiba bulduğumuz pompalıdan satıyordu. Bundan almamıza da gerek kalmadı. Geç geldiği için ceza verdim ona. Ondan silah bile almayacağım. Ha minigun alacağız. Minigun da edebi adabı giyinmeyi iyi bilen bir kardeşimiz. Ama bir bulamadık ha. Bir tane olsak. Ben bir tane halledeceğim ya. Normalde kesin olsun diye iki tane falan bulurdum. Normali de geçtim yani. Bir tane bulsam kesin kesmeye deneyeceğim. Ben oğlum sal. Aha da bunu da bulduk. Şimdi bu aglet bir de ayakkabıyla galiba daha hızlı ayakkabı yapıyorduk. Şöyle parayı da alalım. Koyabildiğimizi koyalım. Şimdi sandığı yükleyelim. Güzel. Bunu da alabildik. Lan. Bir kere de şeye çıksın be. Kovana çıksın. Bir de yakın olsun. Bir dakika sanki gördüm. Sanki gördüm. Şurada bir yerde bir sarılık gördüm. İnip bakacağım. İnip bakacağım. Gidip bakacağım. Bakırmış. Ha, ne olur ne olmaz biraz daha gideceğim. Yok. Burada yok. Şimdi şunu görüntü olarak şey yapalım. Başka alabileceğimiz bir şey var mı?
Agret'i gidemiyoruz. Böyle bir kahve içelim. 10 dakika biraz daha bize boost sağlar. Gene bir ağaca geldik. Ulan bir bal ya. Aha, altın sandık. Oh be şu. Tamam, iksiri artık ihtiyacımız yok. İksiri gördüğümüz yerde satabiliriz. Artık sınırsız bir şekilde eve gidebileceğiz. O güzel. Bunu da giyelim. Alabildiğimizi alalım. Şimdilik bir eve gidip gelelim. Koyabildiğimi koyacağım. Koyamadığımı bir sandık atalım. Şundan itibaren lootlayacağım. Şu arkadaşı da müsait bir yere indirelim. Mesela burası. Şu sandığı alalım. Şimdilik her şeyi buraya atalım. Ederek lootlayacağım hepsini de. Şunlar da gelecek. Bunlarla uğraşacağım. Bunlarla uğraşmak daha karlı gibi gözüküyor şu anda. Önce depozit diyeceğiz. Sonra buraya depozit diyeceğiz. Şimdi bir bakalım. Bunun bir de Aglet'in yardımıyla şu aşağıda yeni bir ayakkabı üretebiliyor muyuz? Aynen öyle. Lightning Boots. Daha da hızlandık şu anda. Bu hareket hızıyla artık bize bir tek yıldırım yetişebilir. Şimdi bizim arm dealer arkadaş nereye gitti bilmiyorum ama onun yeri aslında burası. Şimdi şunların yerini manuel vereyim de yarın bir gün öldüklerinde şey olmasın. Ama bu da iyi gidecek. Onun yerine Arm Dealer gelecek. Şu anda galiba Arm Dealer'ın en sevdiği yer olacak burası. Şu an 8.30'a düştü. Arm Dealer'ı sevdiği için. Arm Dealer bunun ikisine lallıyordu. Bu biyomu da galiba. O sayede bize şu an maksimum indirim yapacak da bu adam nereye gitti lan? Ha, Witch Doctor'ın evindeydi bu. En azından otelde olsaydım bari. Jungle'a niye gittin hemen? Bizim jungle macerası da devam edecek. Umarım yakın bir vakitte buluruz. Bu videonun içinde kesmek istiyorum. Şu skorpiyonları da bıraksaydık keşke. Arm Dealer az önce buradaydı. Ben bu adamı yolda görmedim. Bu ne ara geldi? Hop. Az kalsın full damage'den ölecektim. He. Tamam. Madem buradan geldik, buradan gidelim. Kazıya devam. Evet, çok güzel. Bir de buradan bir şeyler bulduk. Bari burası bizi kovana götürseydi ya. Buralarda çok hayırlı yerlere gitmiyor.
Gazze'ye devam. Yapacak bir şey yok. De jungle çok fazla tuzakla dolu. Canımızı okuyorlar. Ama ciddi anlamda canımızı okuyorlar yani. Her şey bize hasar vermeye yönelik. Buradan gidiliyorsa buradan gidelim. Daha fazla kazmayalım. Gidilmiyormuş. Şimdi bir de su ile uğraşacağız. Aa, kalp. Daha biz eşyaların şeyini ayarlayacaktık. Ha, paramız yok. Buralarda bir şey var. Slime'mış. Ben de NPC falan zannettim. Buradan galiba aynen. Bir de buradaki işimiz bitmedi. Hard mode'a geçtikten sonra gene buraya gireceğiz. Ama bu sefer sadece ormanda çıkan bir şey için, maden için geleceğiz. Buralar genel olarak madenlerin sonu gibi bir yer. Ve gene auramız var. Madenci dayımız da var. Çok güzel. Kaskını ver dayı. Yok, yine bomba verdi. Kask istiyoruz be. Çok bir şey istiyoruz. Aha. Oo, bak bu da güzel. Şu anda gençler double double jump atabiliyoruz. Biz bunun bir de soluna bakacaktık. Ama solunda hiçbir cacık yoktu. Buradan inelim o zaman. Ben niye bir türlü şey yapamadım ya? Bir de ilk bize double jump yaptıran arkadaş şey. Basılı tuttukça yükselmeye devam ediyor. Her tarafta sandık olmaz ki arkadaş. Biraz da arı kovanı koysaydınız. Bir de kovanı bulmadan onu spawnlayacak arkadaşı da yapamıyoruz. O yüzden biraz sıkıntılı. Normalde ben bir boss'u bulamıyorsam onun spawn'ını üretiyordum. Ama arada onu yapamıyoruz. Mesela Slime King'i büyük ihtimalle kendimiz çağırıp tokatlayacağız. Ulan lavlara geldik be. Hala mı bir şey yok? Aha. Bal buldum. Tamam, bunun yukarısını da kesin. Olmalı yani. Biz ne olur ne olmaz balığı da çökelim de.
Fakat bu suyun altında olma ihtimali yok. Olsaydı zaten onun altından geldik. Yani buralarda olmadığına emin olduğumuza göre yukarı doğru gideceğiz. Çevrede bir yerde bulabiliyor olmamız lazım. Bakalım. Ya da o öylesine sırf kalbin şeyi olması için bir yerde. Bunu bilemeyeceğiz. Neye binmiş olduk? Burada arı marı yok. Şu an arılarla münasebete giresim yok. Ama bu slime. Biz zehirlenmedik. Ama her taraftan arı çıkıyormuş. Ve yine sandık. Oo. Aa, %30'muş. %45'lik bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da yokmuş. Ya bütün oltaları bulmuş olduk. Eğer bir gün olta koleksiyonu yapacaksak bütün oltalarımız var. Ve yürüdüğümüzde arkamızdan çiçek çıkardığımız ayakkabı. Eskiden onunla şey farmı yapabiliyorduk, yaratık farmı. Teknik olarak yaratık değildi. Şunların farmını yapıyorduk. Ormanda çiçek oluşturup onları patlatarak. Şimdi bu ayakkabının oluşturduğu çiçekten galiba şey çıkmıyor. Mesela altın worm falan o şekilde farmlarını biliyordu. Biz fazla derinlerdeyiz ya. Şu civarda bir yere çıksak. Ağaçların olduğu bir yere. Bulma olasılığımız daha yüksek olabilir. Azından her taraf delik deşik de çok kazmakla uğraşmıyoruz. Ama size görüntü bir tık geç gelecek.
Çünkü yanlışlıkla yan ekrana tıkladım ve OBS terörü zor algıladı. Aynen. Geri geldi. Şunu ben geri takayım da. Bunun uçması daha zevkli. Beni yatayda da hızlandırıyor. Şimdi şu hizadan kazalım. Bence daha bir bulma olasılığımız yüksek olacak. Bir de düşmesem şuradan. Bayağı da altın var ya bu çevrede. Artık ihtiyacımız kalmadı ya, bol bol buluyoruz. Şey, ihtiyacımız olduğunda da bayağı bulmuştuk. Bulamazsak madenin altı üstü bayağı şey olurdu. Dolu olurdu. Ya da kazılmış mı denir? Kazılmış desek daha iyi olur. Adam burada gidiyor. Sıkıyorsa ya şimdi vur. Her tarafta şimdi su. Ya su değilmiş. Fake yedim. Peki şundan bir tane içsem. Bu nasıl bir yerdir ya? Başka var mıydı ondan? Yokmuş. Ama evde vardı. Bu bizi rastgele yerlere ışınlıyor. Bence güzel bir icat. Ama bir tane mi bulduk ya? Neyse gençler, arıyı bulamadık. Çok uzun bir bölüm olmasın. Bir sonraki bölümde en azından ben bulup gelmiş olurum. Bugün videoyu yetiştirmem gerekiyordu. O yüzden böyle boş bir bölüm oldu. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.